Bu film tamamen gerçek olup bir psikopatın 45 tipi kumara bölgünlük veren, insanın kanını donduran, ibret verici cinayetleri kurar. Aynı gün akşamı korkunç cinayet ortaya çıkmış. Arkadaşlar duydunuz mu? Kerem ölmüş. Fakat buna hiçbirisi inanmamıştı. Ama yakında hepsi inanmak zorunda kalacak. İnsan, iki ayrı cinayet. Bundan sonra ne olacak? Nerede kaldı mesela kadın? Vallahi tuvalete gitmiş abi, görmüş. Tamam. Ne oldu, neredeydin? Deliye mi? Ya beyler, bizimle görmüş. Sinan mı? Evet. Hadi canım. Evet. Oh. İkinci cinayetten sonra herkes telaşlanmaya, birbirinden şüphelenmeye başlamıştı. Kim bilir, belki sıra kendilerindeydi. Abi katil kesinlikle yurttan biri. Yani bunun başka hiçbir çıkar yolu yok. Nereden biliyorsun abi? Yok ben diyorum düşünüyorum. Valla ben düşünüyorum. Yurttan yani biri olma ihtimali %10 yani ben yurttan... Nasıl yurttan abi ya? Ya yurdun içinden öyle... Ya sabah namazı vaktinde kim kimi gelip dışarıda... Ya kim yapabilir? Ya ama yurt için yurt dışı... Yani anlamıyorum. Kim yapabilir? Sonuçta iki tane cinayet gördüm. Ya bunu yapalım kısmı bakın keki yap. Ya bu adam bir can. Bilmem ne yapalım. 23'te 70'te iki tane çocuğu öldürdüm. İki senede bu yok muyuz? Belki de yurttan neydi ya? Çiğer kim yapabilir? Ben de kalkayım. Siz istiyorsanız takılın ya. Ha? Biz size olarak çıkarsanız. Tamam. İyi olur hadi. İyi gidelim. Abi yanlış anlama. Yani bunu diğerleriyle de konuşma. Yani dün yani cinayet akşamı ne yapıyordun? Esenkal cinayete şahit olmuştu.
Artık yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ölüm onun için kaçınılmazdı artık. Hallettin mi şov? Hallettim babacığım. Sağ olasın. Şahitlerin arkasında Hacı ve Hüseyin var. Kimsenin bildiği bir şey daha var. Hacı amca gizli bir mafya örgütü olması. Hiç kimsenin huzuru affetmez. Affetmez. Felici ama derinden. Ya Hacı amca gizli bir saatten tutuklar biraz kalmıyor ya. Günah bir. Gece yarısından sonra pimpon oynar. Ya yeter hocam da ya. Ders çalışıyorsun değil mi? Ya bir de umut gidiyor. Ne yapalım? Ne var ya ders çalışıyorsa kim dersa? Yeter kardeşim ya. Günah iki. Sabahlara kadar ders çalışmak. Günah üç. Devamlı yemek. Ne var? Ne var hocam? Yok kardeşim ben senden borç borç almadım ya. Ne borç? Hem borç alsam benden para olur mu? Olur ama yok. Günah dört. Dolandırıcı. Ne var hocamca ya? Of, uyuyacağım anasını. 24 saat uyuyacağım. Hadi bak. Günah 5. Devamlı uyumak. Bak hocamca, 12'de bütün ışıklar kapatılacak. Sabah namazını herkes kaldıracak, anlıyor musun? Ne aması ya hocamca? Burada ben reisim, benim dediğim olacak. Günah 6. Meydan okumak. Ya hocamca, geçme ayakları. Geçme ayakları. Fıkıh falan, tamam bir yere kadar da felsefe diye bir şey var. Hiç duymadım bunları ya. Ya sen, ben Aristo'dan daha mı iyi bileceğiz bunları? Günah 7. Felsefe yapmak. Yeni bir sezon, yeni öğrenciler. Fakat bu sefer katilin işi hiç de kolay olmayacaktı.